Bu sistemin çözüm kümesinin grafiğini çiziniz. Bu bir eşitsizlik sistemi. x eksi 8'den büyük y'ler ve 5 eksi x'ten küçük y'ler var. Bu iki eşitsizlik için grafiklerimizi çizeceğiz. Üst üste bindikleri yer zaten bu sistemin çözüm kümesini ortaya çıkarmış olacak değil mi? Her iki eşitsizliği de sağlayan sayılar ya da koordinatlar çözüm kümesini verecek. Şimdi bir koordinat ekseni çizelim. Evet bu benim x eksenim olacak ve tabii bir de y eksenim var. Bu da y eksenim. Şimdi de sınır doğrularını çizelim. İlk denklem için sınır doğrusunda y x eksi 8'den büyük olacak ama dahil olmayacak değil mi? Çünkü büyük olduğunu görüyoruz. Peki şimdi y eşittir x eksi 8'in grafiğini çizelim. Burada x 0 olursa y eksi 8 oluyor değil mi? Evet, eksi 1, eksi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani burası eksi 8 ve 0 eksi 8 noktasını işaretlemiş olduk. Bir de eğimi var. Burada göremiyorsunuz ama bunu... 1 çarpı x olarak yazabiliriz. Buradaki eğim de böylece 1 olacak bunu görüyoruz eğer y 0 olsaydı x de 8 olurdu diyebilirsiniz 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Burada da x 8'e eşit oldu. Eğimi 1 olarak belirlemiştik ve bu yüzden sağ her bir gidişinizde doğruyu bir yukarı götürürüz. Yani doğru buna benzeyecek. Ama düz bir çizgi çizmeyelim. Çünkü düz olursa bu denklemi ifade etmiş oluruz. Bu doğruyu dahil etmememiz gerekiyor değil mi? Çünkü y'nin bu çizgiden büyük olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bu yüzden kesik çizgi ile çizeceğiz. Böylece bu doğrunun dahil olmadığını ve çözüm kümesinde yer almadığını belirtmiş olacağız. Bunu farklı bir renkle çizelim. Bu doğrunun rengi bu olacak. Daha doğrusu, daha doğrusu bu eşitsizliğin rengi. Evet. İşte sınır doğrumuz. Bu bize y'nin eksi 8'den büyük olduğunu anlatıyor. Yani x'e değer verdiğimizde x eksi 8 bizi bu doğruya getirecek ve y de bu doğrudan daha büyük bir değer alacak. Yani x ne olursa olsun y'nin çözüm kümesindeki değeri buradan büyük, yukarıda olacak. Yani burada karaladığımız doğrunun üzerindeki bölge olacak. Eğer kafanızı karıştırıyorsa büyüktür işareti çizginin üst kısmında, küçüktür işareti de çizginin alt kısmında kalacak diyebilirim. İyice emin olmak isterseniz doğrunun herhangi bir tarafında sağlama yapabilirsiniz. Mesela 0,0 noktasını deneyebilirsiniz. O da çözüm kümemize dahil. 0, 0-8'den büyüktür ya da 0-8'den büyüktür. Dediğinizde doğru oluyor, o yüzden bu da kesinlikle çözümümüzün bir parçasıdır ve o noktanın bulunduğu bölge taranır. Ama 10.0 gibi bir şey denerseniz olmayacaktır çünkü 10 eksi 8 2'dir ve 0 da 2'den büyük değildir. Buradan bir şey denerseniz işe yaramadığını görürsünüz. Genel olarak bakın burası sınır çizgimiz ve y'de x ne olursa olsun bu çizgiden büyüktür diyebiliriz. Şimdi de buradakini yapalım. Rengi bu olsun. Sınır çizgimiz y eşittir 5 eksi x olacak. x 0 ise y de 5 olur. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun da eksi 1 değil mi? Eğimi eksi 1. Bunu da y eşittir. Eksi 1 x artı 5 olarak yazabiliriz. Daha geleneksel oldu. Y eksenimiz 5'te ve eğimi eksi 1. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Y sıfırsa eğer y 0'sa x de 5'e eşit olacaktır. 1 2 3 4 5. Şimdi de sağa giderken aşağı doğru çizeceğiz. Çünkü negatif bir eğimimiz var. O da şöyle bir şey olacak. Yine kesik çizgi çekiyoruz. Evet işte böyle. Kesik çizgi çektik. Kesik çizgi olmasının sebebi de y'nin 5 eksi x'ten küçük olması eğer eğer y eşittir 5 eksi x deseydi çizgiyi dahil ederdik veya y büyük eşittir 5 eksi x demiş olsaydı da düz bir çizgi çizerdik ama küçüktür demiş yani x'in değeri ne olursa olsun x ne olursa olsun 5 eksi x burası oluyor 5 eksi x bu sınır doğrusunda duruyor ve biz de bundan küçük olan y değerlerini bulmaya çalışıyoruz bu doğrunun altında olan değerler bizi ilgilendiriyor değil mi? Evet sağlamasını yine doğrunun her iki tarafında yapabilirsiniz. 0,0 ikinci eşitsizlikte de işimizi görecek bir nokta. 0 tabii ki 5 eksi 0'dan Küçüktür 0,10'u denerseniz de işe yaramadığını görürsünüz çünkü 10 küçüktür 5-0 eksi derseniz yanlış olur yani çizginin altındakiler doğru olacaktır. Dediğimiz gibi bu sistemin çözüm kümesi tüm x ve yleri kapsıyor. Bu eşitsizliğe uyan tüm koordinatlar doğrudur. Morla karalanan alan ikinci eşitsizliğe çözüm olurken, yeşille karalanan alanda birinci eşitsizliğe çözüm oluyor. Her ikisinin doğrulandığı alanda kesiştikleri alan oluyor. Yani maviyle karaladığımız bu alan. Evet, umarım fazla kalabalık görünmüyordur. İkisinin kesiştiği alandaki bu mavi kısım yani pembe kesik çizginin alt kısmı ve yeşil kesik çizginin üst kısımları kesiştikleri yerler. İşte tam da buradaki bölge fakat sınır çizgilerini dahil etmiyoruz.